Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç aralıksız ara vermeden devam ediyoruz. Bu videoda ne göreceğiz? Bütçe kanunu nasıl yapılır? Yapılma sürecini anayasada belirtilen hususlar üzerinden ele alacağım. İkincisinde kesin hesap kanun tasarısı. Üçüncüsünde arkadaşlar hangilerinin kesinlikle kanunla yapılması gerektiği üzerinde duracağım. Dördüncüsü arkadaşlar parlamento kararlarından bahsedeceğim. Beşincisi video uzamasın. Beşinci kısma da bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi ekrandan çıktım. Bütçe kanunu. Bütçe kanunu nasıl yapılır? Videoyu başlatma sürem. Nasıl yapılır? Arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliği ile beraber temel bir değişikliklerden bir tanesi de bütçe kanunu hazırlayan yapının yani meclise sunan kişi tamamen değişti. Yani 2017 Anayasa değişikliğinden önce bütçe kanunu tasarısını hazırlayan Bakanlar Kurulu iken şu an Bakanlar Kurulu yok. Artık kim diyeceğim? Cumhurbaşkanı bütçe kanunu tasarısını tasarısını bütçe kanun teklifini kime sunacak kime artık meclise sunan kimmiş Cumhurbaşkanı bu temel bir sorudur yani bütçe kanun tasarısını meclise mali yıl başından önce 75 gün içerisinde 75 gün öncesinde sunan kimdir cevap Cumhurbaşkanı şıklarda ne olacak bakanlar kurulu olacak sen bakanlar kurulu yapacak mısın tamamen hayır. Tamam mı? Şimdi Geldik. Bak buraya bir mali yıl içerisinde toplanacak olan gelir ve yapılacak olan harcamaların miktar ve kurumlara göre tahmini olarak belirleyen gelirlerin toplanmasına yetki, kamu harcamalar yapılmasına izin veren kanun. Yani bir yıl içerisinde yapılacak olan harcama ve gelirlerin dizaynı. Tamam. Yani belli bir kuruma harcama yetkisi veriyor, belli bir kurumada giderleri, yapılan harcamaları, yapılacak yapılacak olan gelirleri toplama etkisi veriyor. Nedir bu kanunun adı? Bütçe Kanunu. Tamam. Bir nevi yapılacak olan harcama giderleri yetkilendiriyor. Toplama, toplanacak olan gelirleri, e, gelirleri toplayacak olan kişileri yetkilendiren kanun maddesi kanun neymiş? Bütçe Kanunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bütçe kanun teklifi mali yıl başından önce. En az 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhurbaşkanı tarafından sunulur. Tamam? Kim sunuyormuş? Cumhurbaşkanı. Nereye sunuyormuş? Türkiye Büyük Millet Meclisine. Ne zaman sunuyormuş? Mali yıl başından en az 75 gün önce. Hocam mali yıl ne zaman? 1 Ocak öncesi. 1 Ocak öncesi 75 gün önce sunacak. Yani şu aral şurada sunmuş olmasını bekliyoruz. Tamam? Devam ediyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hazırlanan bütçe kanun teklifi sunulduktan sonra meclis bunu nereye gönderiyor? Kanundan hatırla. Nereye gönderiyor? Hop bütçe komisyonuna. Normalde komisyonlar bu işi 45 gün içerisinde hallediyordu ama bütçe komisyonuna verilen süre 55 gün. Tamam? 55 gün içerisinde Komisyon 37'den oluşur ve komisyonda gelir arttırıcı veya azaltıcı, gider arttırıcı veya gider azaltıcı teklifler verilebilir. Şimdi burayı toparlayacağım. Bak, diğer diğer tarafa geçelim. İzle burayı. Komisyon tarafından karara bağlanan bütçe kanunu teklifi meclise tekrar sevk edilir. Artık meclis başkanı da bunu görüşülmek üzere nereye gönderiyor? Genel kurula. Yani o meclis başkanlığının karşısında olan meclis başkanlığına doğru bakan koltuklar var ya. İşte ben oraya ne diyorum? Genel kurul diyorum. Tamam. Yani Cumhurbaşkanı meclise getirdi. Meclis komisyona gönderdi. Komisyon tekrar meclis başkanlığına getirdi. Meclis başkanlığı genel kurula sundu. Tamam? Görüşecek. Ne kadar sürede görüşülür sence? 75 gün önce verdi. 55 gün komisyonda kaldı. Kaç gün orada kaldı? Mali yıla mali yılın yani bir ocağa ne kadar süre kaldı arkadaşlar? 55 gün komisyonda kaldıysa, 75 gün önce verildiyse cevap ver. 20. Tamam? O zaman meclis 20 günü var. Şimdi TBM görüşülürken gelir azaltıcı gider arttırıcı teklifte bulunulamaz. Burası önemli. Şimdi gel ekrana beni dinle. Komisyonda bütçe komisyonunda 30 kişi 30 üyeden oluşan bu komisyon bütçeyi konuşurken bütçenin o kalemlerine yani yapılacak olan yetkilendirilecek olan gelir toplama işine yetkilendirilecek olan e, harcama gider yapılacak kalemler üzerinde bütçe komisyonu e, oynayabiliyor yani gelirleri azaltıcı gelirleri arttırıcı teklifte bulunabiliyor giderleri azaltıcı giderleri arttırıcı teklifte bulunabiliyor Tamam ama eğer o komisyondan biraz sessiz konuşuyorum arkadaşlar gece saat 1 e, kimseyi rahatsız etmeyelim. Apartman dairesi burası sonuçta. Şimdi eğer o komisyon eğer o komisyonda o bütçe kanun teklifi geçtikten sonra meclise geldiğinde o 20 günlük süresi var ya mecliste bunu te tek tek konuşarak tartışarak görüşmeler yapıyor ya işte o süre içerisinde mecliste gelirleri azaltıcı Dikkat! Gelirleri azaltıcı, giderleri arttırıcı herhangi bir teklifte bulunamaz. Gelirleri azaltıcı, giderleri arttırıcı bir teklifte bulunamaz. Yani meclisteki mantık şu. Diyor ki meclis bu kanun teklifi, bütçe kanunu teklifi benim önüme geldi ya. Eğer sen benim gelirimi azaltacaksan... Hayır, kesinlikle konuşturmam seni. Benim gelirlerimi azaltamazsın mecliste. Bunu konuşamazsın. Bunu konuşulacak yer burası değil komisyondu. Gelirleri azaltamazsın. O zaman bu yasaksa gelirleri arttırmayı konuşmak yasak değil. Tamam. Mecliste gelir azaltıcı bir teklifte bulunamıyor. Tamam. Şimdi cebime gelecek olan parayı azaltmıyorum. Bir cebimden çıkacak olan parayı da arttırmayı yasaklıyor. Yani giderleri arttırıcı teklifte bulunamaz ama giderleri azaltıcı bir teklifte bulunabilir. Gelirleri gelirleri azaltıcı bir teklifte bulunamaz meclise ama e, gelirleri arttırıcı bir teklifte bulunabilir. Tamam? Hocam neden bunun üzerinde bu kadar durdun? Bu kadar önemli mi ya iki iki kelime altı üstü önemli. Sen kurup sınavlarına azalanıyorsun. Önemli. Bunları şıklara koyuyorlar. Tek tek tamam mı? Farklılık yapıyorlar. Senin kafan orada karıştırıp yanlış cevabı işaretlemeni sağlıyorlar. O zaman meclisteki görüşülürken meclisin kasa, meclis diyor ki benim cebime fazladan para gelebilir ama parayı azaltamam. Cebimden fazladan para gidemez ama az para gidecek olan parayı kısabilirim diyor mantık bu. Eğer bunu bu şekilde yorumlarsan istedikleri kadar şıklarda şov yapsınlar. Sen yine de o doğru cevabı bulursun. Tamam? Evet. Çık dışarı. Şimdi arkadaşlar tebe Kalem. Mavi alalım mı? Mavi. Şimdi arkadaşlar Türkiye Büyük Meclisi kabul için nitelikli çoğunluk aranmaz. Toplantıya katılan sal çoğunluğu için sal çoğunluğun kabul oyu yeterlidir. Bu artık basit çoğunluk sal çoğunluk ayrımını çok rahatlıkla yapıyor olmanız lazım. Ben bunu nerede anlattım? Kanun değişikliği nasıl yapıldı? Yapılır videosunda ilk videomuzda anlattım. Eğer bu çoğunluk sağlamazsa kabul edilmezse geçici bütçe kanunu çıkarılır. Tabi meclis bunu kabul etmeye de bilir. İlla kabul edecek bir şey değil ki. Kabul etmeme edilmeme durumunda ne çıkartılıyormuş? Geçici bütçe kanunu çıkartılır. Eğer geçici bütçe kanunu da çıkartılmazsa bir önceki yılın bir önceki yılın değerleme oranına göre arttırılarak o, o yılın bütçesi yeni bütçe kanunu kabul edilene kadar kullanılır. Örnek veriyorum. 2019 yılında yılında biz Yeni bir bütçe kanunu yapmaya çalışıyoruz. Hangi yılın bütçe kanunu yapıyoruz? 2020 yılının bütçe kanunu yapıyoruz. Velev ki mecliste o 20 günlük süre içerisinde kabul oyu alınamazsa meclisten kanun geçmeyebilir mi? Geçmeyebilir. Olağan bir şey. Kesin geçecek olsa meclise ben niye sunuyorum? Meclis tartışır ve geçecekleriz. Hiç oylama bile yapılmaz geçmeyebilir. İşte geçmezse 2020 yılında 2010 yılının 2019 yılının bütçesi değerleme oranında arttırılarak 2020 yılında kullanılmaya başlanıyor. Tamam mı? Yani 2019'un Ocak ayının gelir ve giderleri neyse o birazcık değerleme oranına göre arttırılıp 2020 yılının ocak ayının bütçesi olarak kullanılmaya devam ediyor. Ne zamana kadar? Yeni bir bütçe kanunu yapılıncaya kadar. Tamam? Şimdi meclis tarafından kabul edilen bütçe kanunu Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır. Bak, kabul edildiğinde ben artık buna ne diyorum? Bütçe kanunu diyorum. Kim yayımlıyormuş? Cumhurbaşkanı. Hocam, cumhurbaşkanı bütçe kanunu geri gönderemez mi? Gönderemez. Hocam, e, cumhurbaşkanı bütçe kanunu geri gönderemez mi? Gönderemez. Peki, iptal davası açabilir mi? Açabilir. Maalesef, maalesef birçoğumuzun yaptığı hata şu: diyor ki, hocam diyor, cumhurbaşkanı e, cumhurbaşkanı bütçe kanunu imzalamak zorunda. Doğru? Yayınlamak zorunda. Doğru. İptal davası açamaz. Da Açar. Açar sevgili kardeşim. Açar. Tamam. Açar. Bunu aman unutma. Ya mantığını kullan bir kere. Bütçe kanunu geri Cumhurbaşkanı geri gönderemiyor. Yayınlamak zorunda. E iptal davası da açılamıyorsa niye ben Cumhurbaşkanı'na bunu götürüyorum? Mantığını kullan. Aynı, aynı oylama çoğunluğundaki gibi oylama miktarını baz almayacaksam ben meclisteki niye bir oylama kalemi oluşturuyorum? Tamam. E iptal davası açamayacaksa Cumhurbaşkanı'nın ben bilgisine mi sunuyorum olay? Bilgisine sunma derdim. Hiçbir yetkisi yoksa yetki var. İptal dava saçma yetki var, yetkisi var. Geri gönderme yetkisi yok. Hocam toparlar mısın? Tabii ki Cumhurbaşkanı tarafından nereye sunuluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Ne kadar sürede? Mali yıldan 75 gün önce sunuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu nereye gönderiyor? Bütçe, bütçe komisyonuna gönderiyor. Bütçe komisyonun ne kadar sürede bunu karara bağlaması lazım? 55 gün. Bütçe komisyonda gelir azaltıcı, gelir arttırıcı veya gider azaltıcı, gider arttırıcı teklifte bulunabilir mi? Allah'ım ekrandan çıkmamışım ya. Çok pardon arkadaşlar. Bazen böyle kendimi kaybediyorum. Hızımı alamıyorum. Ekrandan çıkmayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar gelir azaltıcı, gelir arttırıcı, gider azaltıcı, gider arttırıcı teklifte bütçe komisyonu görüşülür. Bütçe komisyonunda bütçe kanun teklifi görüşülürken bunlar yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ama bütçe komisyonu renk değiştir. Bütçe bütçe komisyonundan sonra geçtikten sonra bu tekrar nereye geliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu basit çoğunlukla kabul edebiliyor mu? edebiliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken gelir gider üzerine bir şeyler söyledim. Meclis diyor ki cebimden para çıkmayacak. Yani gider arttırıcı şöyle diyelim gider arttırıcı teklifte bulunulamaz. Yine söylüyorum gelir gelir azaltıcı teklifte bulunamaz. O zaman ne diyorum gider azaltıcı teklifte bulunabiliyor. Gelir arttırıcı teklifte bulunabiliyor. Lütfen bunu ezberleme. Ne olur bunu ezberleme. Ne olur bunu ezberleme. Sınıfta anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Bakıyorum arkada bir kız. Tamam hocam, ezberledim. Ezberledim, hazırım. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Ne olur bunu ezberleme, mantığını kavra. Ez, bugün sınıfta ezberleyenler, haftalık tekrarlar yapanlar sınava girdiğinde yine karıştıracaklar. Şov yapıyorlar adamları bu kelimelerde oynarken. Şov. Ben de hazırladım öyle sorular. Gerçekten yani düşmemek elde değil eğer mantığını kavramamışsan. Ne olur burayı kasarlar tamam mı? Sen de bunu kaçırma. Ezberleme mantığını kavra. Tamam. Şimdi. Çıktım değil mi? Şimdi basit çoğunlukla kabul ediliyor basit çoğunlukla kabul edildikten sonra kime geliyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bunu geri geri gönderemez. Fakat ne açabiliyor? İptal davası açabiliyor. Nereye açıyor bu iptal davasını? Anayasa Mahkemesi'ne. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Değişti. Şimdi geldik kesin hesap kanunu. Bütçe denetlenmesinin bütçenin denetlenmesi söz konusudur kesin hesap kanununda. Şimdi bunun bir mantığı var onu anlatacağım. Şunların hemen altını çizip geçelim. Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması bütçeye uygun olup olmalı. Yani değil mi? Şöyle düşün arkadaşlar mantığı şu. 2019 yılını, yılında 2019 yılının bütçesi iyisiyle kötüsüyle bitti. Yıl nereye geçtik? 2020 yılına. Şimdi 2020 yılında ben 2020 yılında ben iki iş yapacağım. Birinci görevim 2021'in bütçesini kabul etmek. Doğru mu? Yani 2021 yani 1 Ocak 2020 tarihine gelmeden 75 gün içerisinde ben neyi halletmem gerekiyor? 2021 yılının bütçesini halletmem gerekiyor. Burada hem fikiriz değil mi? 2020 yılındasın. O yıl hangi yılın bütçesini kabul edeceğim? Hazırlayacağım ve kabul edeceğim. 2021. Mesela değiştirelim. 2027 yılındayız. Hangi yılın? 2027 yılındayız. Hangi yıl? Hangi yılın bütçesini kabul edeceğim? 2028. 2030 yılındayız. Hangi o 2030 yılında hangi yılın bütçesini hazırlayıp ve kabul edeceğim? 2031'in. Tamam? Şimdi buraya kadar bir problem yok. Çık. Peki 2020 yılında 2000 mavi 2020 yılında 2021 2021'in bütçesini kabul ederken 2000 yani bir yıl öncekinin kesin hesap kanun tasarısını da kabul edeceğim. Hocam ne demek istedin? Şunu demek istedim. Sen 2019 yılının bütçesi artık bitti ya 2020 yılındayız. Tamam da kardeşim ben 2019 yılında e, kurumlara yetkiler verdim. Dedim ki AX kurumu sen 10 milyar dolar harcayacaksın. 10 milyar TL harcayacaksın. AY kurumu sen 1 milyar TL harcayacaksın. 3 trilyon sen harca. 3 milyon sen harca. 5 milyon sen harca. 5 milyon oradan gelir gelecek. 2 milyon oraya gider olacak vesaire vesaire. Şimdi ben kanunda gelir ve gider üzerine yetkilendirme yaptım. 2019 yılı için. 2019 yılının bütçesi bitti. 2020 yılındayız. 2020 yılında bir ikinci görevim 2021'in neyini hazırlamak? Bütçe kanunu hazırlamak. Bu cepte. Tamam da kardeşim 2019 yılındaki o kapattığım defter daha doğrusu kapatamadığım defter kim nereye nasıl para harcadı? O harca dediğim, şu işleri yap dediğim, şu yatırımları yap dediğim yetkililer gerçekten o yatırımları yaptı mı 2019 yılında? Şu gelirleri topla dediğim, gerçekten o gelirleri toplayıp bizim hazineye aktardı mı? Az mı topladı, fazla mı topladı? Yatırımlar eksik mi yapıldı, fazla mı yapıldı? Yatırım yapıldıktan sonra o paralar ödenekler aktarıldı mı, aktarılmadı mı? Birileri ceplerine para indirdi mi, indirmedi mi? İşte bu 2019 yılında yapılan harcamalar, bütçe kanununa dayanarak yapılan harcamalar veya elde edilen gelirler hazineye aktarılıp aktarılmadığı, doğru yerde kullanılıp kullanılmadığının tespiti, denetlenmesi ni yapan işlemin adına ben ne diyorum? Kesin hesap kanun tasarısı diyorum. Kesin hesap kanunu diyorum. Tamam mı? Demek ki 2019'un kesin hesap kanunu ne zaman yapılır? denetlenmesi 2020'de yapılır. 2020'nin denetlenmesi ne zaman yapılır? 2021'de yapılır. Değil mi? Bütçe bitsin ki denetlensin. Bir yıl sonrasında yapılıyor. Tamam. Demek ki 2020 yılında benim iki görevim var. Birincisi 2019'un bütçesini denetlemek. İkincisi 2021'in bütçesini hazırlamak. Anladın değil mi? Tamam. Şimdi gel. Bu denetim Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından yapılır. İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak yani 2019'un mali yılın sonundan başlayarak 6 ay içinde Cumhurbaşkanına kesin hesap kanun teklifi Cumhurbaşkanınca kesin hesap kanun teklifi kime sunuluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Ne ara 17 dakika oldu ya? Sen sen de bu vakit böyle hızlı geçiyor mu yoksa böyle dersi dinlerken sıkılıyor musun? Üf falan dediğin olmuyordu değil mi? İnan yeminle nasıl geç 18 oldu. Şimdi devam ediyorum. Kim yapıyor bu denetimi? Sayıştay. Kesin hesap kanunu, kanun teklifini kim meclise sunuyor? Cumhurbaşkanı. Ne kadar sürede sunuyor? Bir önceki yani denetimi yapılacak mali mali yılın sonundan başlayarak 6 ay içerisinde sunması gerekiyor. Tamam? Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Sayıştay kesin hesap kanun tasarısı verilmesinden itibaren genel uygunluk bildirimini 75 gün içinde meclise sunar. Şimdi bak. Bak. Bak buraya bak. Bir, buraya bak. Kesin hesap kanunu. KHK gibi oldu ama arkadaşlar kesin hesap kanunu diyelim. Tamam. Bu KHK değil. Kesin hesap kanunu kısaltılmış. Ya. Şimdi bak. 2000, 2019 yılının Mali yıl bitiminden 6 ay içinde hangi yıldayız biz o zaman? Şu an 2020 yılındayız. Mali yıl içerisinde Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapma yetkisi kimde? Sayıştay'da. Sayıştay bu denetim sonunda bir rapor tarzında bir şey hazırlıyor. İşte o raporun adı Genel genel uygunluk bildirimi. Bildirimidir. Hocam bu isim, bu isim var ya soruyorlar. KPSS A grubu maliyede fix çıkan sorulardan bir tanesidir. Kesin hesap kanun tasarısını Sayıştay denetimini yaparken hazırladığı bildirimin tutanağın raporun adı nedir? Nedir? Genel uygunluk bildirimi. Peki, genel uygunluk bildirimini kim hazırlar? Cevap Sayıştay. Tamam? Sayıştay genel uygunluk bildirimini ne kadar süre önce meclise vermesi lazım? 75 gün içinde meclise sunar. Yani mali yıldan 75 gün önce meclise sunar. Bu tasarı yine bu tasarı yeni yıl bütçe kanun teklifiyle görüşülür ve karara bağlanır. Yani 2020 yılında hem 2021'in bütçesini karara bağlıyor hem de 2019'un denetimini karara bağlıyorum. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Bak, Sayıştay tarafından sonuçlandırılmamış denetim karara bağlandı bağlandığı anlamına gelmez. Bak buraya. Eğer Sayıştay Sayıştay yetiştiremediyse, bazı kurumları denetli, denetleyemediyse o işte bunu bir anda 2020 yılında bu defteri kapatmamız lazım deyip o denetlenmemişleri de denetlenmiş gibi sayıp uygundur uygundur deyip konuyu kapatmıyorum. Denetlenmemişler de 2021 yılında denetlenmeye devam edecek. Anlaşıldı mı? Sen devletin tek kuruşunu cebine indiremez. Tek kuruşunu farklı yerlerde boş yere harcayamazsın. Denetleneceksin. Neyle denetleneceksin? Kesin hesap kanunuyla denetleneceksin. Kim bunu yapacak? Temme adına Sayıştay yapacak. Sayıştay bunu yaparken ne hazırlanacak? Ne hazırlayacak? Genel uygunluk bildirimi hazırlayacak. Tamam Anlaşıldı mı? Kesin hesap kanunu kim meclise sunuyor? Cumhurbaşkanı. Bütçe kanunu kim meclise sürüyor? Cumhurbaşkanı. Hemen kendine bir yıl belirle. 2015. 2015 yılında iki görevim var. Bir, 2016 yılının bütçesini hazırlamak. İki, 2014 yılının kesin hesap kanun, kanun tasarısını kabul etmek. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Umarım yoktur. 21 dakika olmuş. Mutlaka kanunla yapılabilecekler nelermiş? Bir bunlara bakalım. Uzatmak istemiyorum dersi. Arkadaşlar mutlaka kanunla yapılabilecek bunlara şek, şekil şekli kanunlarda denir. Tamam Mutlaka kanunla yapılacak. Af mı çıkarmak istiyorsun? Bak günümüzün e çok önemli maddelerinden biridir. Gündemidir. Genel laf, özel af arkadaşlar. Üye tam sayısının 3 bölü 5'iyle çıkartılıyor. Tamam. Genel af neyle çıkartılıyormuş? Üye tam sayısının 3 bölü 5'iyle çıkartılıyor. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarısını kabul etmek. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Neye göre bir uygun buluyordu? Bir kanuna göre uygun buluyordu. Kim buluyordu? Uygun bulma işini kim yapıyordu? Meclis. Onaylayan kimdi? Lütfen yazar mısın yorumu? Onaylayan kimdi? Milletler arası anlaşmayı uygun bulan kim? Onaylayan kim? Devam. Para basılmasına karar vermek o hal dönemde çıkartılan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini onaylamak. Genel laf, özel av. Bütçe kanunu, kesin hesap kanunu. Para basılmasına karar vermek. Milletler arası anlaşmaları uygun bulmak o hal döneminde çıkartılan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini onaylamak. Neyle yapılacak? mecburen neyle yapılacak? Kanunla yapılacak. Şekli kanun bunlar denir. Mutlaka bunlar kanunla yapılmalıdır. Kesinlikle bunlar kanunla yapılmalıdır. Parlamento kararıyla, meclisin kararıyla bunlar yapılamaz. Tamam? Şimdi arkadaşlar çık ekrandan video uzamasın diye bir sonraki videoda hiç ara vermeksizin devam edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz var ya kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlerden bu desteği esirgemediğinizden dolayı eminim ki biz bir aileyiz esirgemiyorsunuzdur. Görüşmek üzere fazla uzatmayalım. Hadi.